Merhaba dostlarım. Bana gerek telefonla ve e-mail ile sosyal medyada en çok sorulan soru yurt dışına nasıl açılabiliriz? Yurt dışı nasıl sergi açabiliriz? Tabii yurt dışında sergi açmak herhangi bir kafe veyahut da galerimsi bir yeri kiralayıp sergi açmak gibi değil. Yani etkili, getirisi çok büyük olan etkinlikleri konuşuyoruz. Bu deneyime nereden vardım ve bu bilgileri nerede kullandığımı size bir cümleyle söylemek istiyorum. Şimdiye kadar 135 kişisel sergim oldu. 135 kişisel sergimin 47 tanesi yurt dışında. Amerika, Kanada, tüm Avrupa ülkelerinden tutun da Tayvan, Çin, Avustralya'ya kadar uzanan bir sergiler zinciri. Bu sergileri yapmak, yurt dışına açılmak kolay mı? Kolay. Zor mu? Zor. Nereden baktığımıza bağlı bu. Öncelikli olarak bir kere resim bilmek lazım. Resmi bilmek için iyi bir renk dokusu, iyi bir perspektif, iyi bir kompozisyonu bilmek lazım. Resimin kendi içerisinde bir evrensel kuralları var. Yani bir resmi tasarlarken tuval üzerinde buraya hangi renk lazım veya bu rengin yanına hangi renk gider veya resim kuralları içerisinde işte yatay dikeyler, boşluklar, kontrastlıklar vardır. Resmin yapısı içerisinde herhangi bir sanat akımının verilerini iyi bilmek lazım. Örneğin benim en çok üzerinde durduğum ve bildiğimi sandığım empresyonizm. Yani empresyonizm resim tarihinde nasıl yenilik getirmiş? Bir kere boya sürüş teknikleri farklı. İkincisi kompozisyon farklı. Kompozisyon kurguları farklı. Monet'i çok iyi bilmek lazım. Yani Monet mesela bana göre mavi yeşil boru en iyi kullanan bir sanatçı Monet. Ve aynı zamanda Monet inatçı birisi. Yani herhangi bir objeyi eline aldığında onu çok güzel değerlendiriyor. Onu çok güzel değişik versiyonlarına gidebiliyor. Hemen şunu söylemek istiyorum. Hiçbir obje, hiçbir konu herhangi bir sanatçının veya bir akımın veya bir grubun tekelinde ve himayesinde değildir. O yüzden siz herhangi bir konuyu çalışıyorsanız birinci olarak o konuyu kendi çevrenizde yöresel olarak bunu kimler çalışmış, nasıl bir yenilik getirmiş. İkincisi ulusal bazda Türkiye'de o konuyu en iyi çalışan kimler? Nasıl bir yöntem bitmiş? Bunu iyi bilmek lazım ve sizin bunun üzerine ne katmanız gerekiyor? Yenilik olarak. Farklı bir bakış açısı neyi sunmanız gerekiyor? Bunu keşfetmeniz lazım. En önemlisi üçüncüsü de eğer dünya international, dünya üzerinde başka ülkelerde ses getiren bir sergi etkinlik düşünüyorsanız seçtiğiniz, üzerinde çok çalıştığınız konunun dünya üzerinde bunu en iyi yapanlar kimler? Bir. İkincisi, siz o konu üzerinde yeni bir sunum, yeni bir tat, söylenmemiş bir sözü nasıl ortaya koyacaksınız? Bütün mesele zaten burası. Örnek olarak söyleyeyim, nilüfer çalışıyorsunuz. Nilüferler deyince dünyada Monet aklımıza geliyor. Monet, nilüferleri yapmanın ötesinde Giverny'deki bahçesinde bunun bir havuz, bir gölet üzerine yetiştirmiş. Kendisine göre bir tasarım hazırlamış. Ve biliyor musunuz Monet nilüferleri kaç yıl çalıştı? Araştırmalarında şöyle bir kronolojik yapıya ulaştım. Monet takriben 72 yıl resim hayatı.
var. 90 yaşında vefat etti. 72 yıllık resim hayatının içerisinde her türlü konuyu çalışmış. Ancak son 45 yıl, evet son 45 yılını nilüferlere adamış. Son yaptığı resimler atölyesinde devasa boyutlarda 3 metre 9 metre resimler. Hatta en son Oranj Müzesi'nde öldükten sonra bu müze kuruldu. Paris'teki Oranj Müzesi'nde 28 metre uzunluğunda devasa bir nilüferlerin bir günlük seyrini oraya resimledi. Şimdi ben olsam nilüferler konusu seçmem. Çünkü nilüferler konusunu 45 yıl Monet gibi bir üstad, bir usta sanatçı yaptıktan sonra Monet'in nilüferleri üzerine ne katabiliriz? Neyi koyabiliriz? Çünkü kolay değil. 45 yıl nilüfer yapmış. Mesela gelin bir konu seçelim. Örnek olarak söylüyorum. Bir havuç resmi yapalım gelin. Mesela bir havucu elimize aldık. Şimdi bu havuç öyle olmalı ki birincisi Türkiye'de bu havucu kimler çalışıyor? Bulmalıyız. İkincisi peki çalışan başka bir sanatçı varsa ki buna örnek verdim çünkü havuç yapan yok. Ondan bu konuyu örnek verdim. Türkiye'de havuç yapan bir sanatçı olsaydı devamlı yani havuç deyince aklı o sanatçı gelecek. O sanatçı nasıl bir havuç yapmış? Peki biz bunun üzerine ne yenilik getirebiliriz? Yoksa yapılmış havuç resmini biz de yaparsak ona pek farkımız olmaz. Yani birilerinin ayak izine basarak ilerlersek kendi ayak izimiz olmaz. İkincisi dünyada havuç resmini kimler iyi yapmış? Bunları bulup keşfediyoruz. Ve bunun üzerine biz ne tür yenilik getireceğiz? Onu bulup keşfediyoruz. Ve diğer taraftan da bunlar bir öykü, bir simge, bir sembol, bir felsefik yan bulup bunu yapıştırıyoruz. Tek başına o obje anlamsızdır. Şimdi onu biraz daha somutlaştıralım. Benim konularım takriben 76 yılında ilk defa fırça aldım ve 41 yıldır resim yapıyorum. 41 yılımın takriben son 16-17 yıldır da gelincik objelerini yardım. Ben gelincik objeleri bin yere giriyorum. Rastgele böyle girdim ve kendimi o gelincik tarlasında buldum. Aslında gelincik beni buldu. Gelinciğe hoşuna gitti o kırmızısı, isyankar rengi, başkaldırışı. Daha sonra bu gelincik çalışmasını yaparken dedim ki Ankara'da, Türkiye'de bu objeyi en iyi yapanlar kimler? O zaman ulaştığım kesim şunlardı. Ankara'da Sögütay Özer vardı. Çok sevdiğim, çok değerli bir sanatçımızdı. Genç yaşta kendisini kaybetti. Yine Figen Rutkay yaptığını biliyor. Figen Rutkay'ın resim yaptığı o güzel gelincikleri vardı. Onu o zaman fark ettim. Diğer taraftan Nevzat Akural hocamız, duayen bir sanatçı, değerli büyüğüm. O bunları yapıyordu. Onun resimlerinde gördüm. Samsun'da yapan bir arkadaşımız vardı. Sevgi Soylu Koyuncu. Çok güzel Sulu Boya'nın gelincik resimleri vardı. Onu fark ettim. Son zamanlarda Neşe Gümüşçüoğlu'nun resimlerini gördüm. Ve bunları ben böyle yan yana dizdiğimde dedim ki ya nasıl bunu geliştirebilirim? Kendime farklı bir yol bulmam gerekiyordu. Sonra dünyada bunu en iyi yapan kim diye düşündüm. Ve burada Amerikalı Keffe'ye ulaştım. Sonuç olarak ben bunlardan farklı, bunların izinden gitmeyerek nasıl kendi izimi bulabilirim dedim ve bu objeyi biraz daha fazla geliştirdim. Buna bir öyküsellik buldum. Dünyadaki gelinciğin ifadesi unutmama, hatırlama, vefa. Bu her ülkede geçerli olan bir şey. Gelincik resimlerini sergi açtığımda hep şu koca orijinal, özgün, daha önce böyle yapan birini görmedik. Ha, o yüzden sonuç itibariyle ne yaparsak yapalım, birincisi herhangi bir konuyu seçelim, üzerinde özgünlük için çaba harcayalım. Bunu yapana kadar yapılmış resimlerden faydalanacağız. Bu bir uzun bir yolculuktur, uzun bir emek istiyor. Yaptığımız konular özgün olursa dünyanın daha öbür ucundan bile size bir galerici, bir fuar yöneticisi, festival sorumlusu gelir misiniz diyorlar.
bu 47 yurtdışı serginin takriben 40 tane kadarını gerek Türkiye'deki Kültür Bakanlığı veya da diğer ülkelerdeki devlet protokolünün desteğiyle bu sergileri açtım. Bu uzun bir yolculuk, kolay mı dediğim gibi kolay, zor mu zor, nereden baktığınıza bağlı bu. Bütün konular serbesttir, özgürdür. Fırçalarımız, paletimiz, boyalarımız özgürdür. Düşüncelerimiz özgürdür. Herhangi birinin yaptığı resmi yapmak, onun yolundan gitmek ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer fırçayı, rengi, dokuyu, lekeyi çok iyi biliyorsak neden kendi resmimizi yapmıyoruz? İşte o zaman özgür ve özgünlüğü yakalamış oluyoruz. Bana göre en iyi sanatçının tanımı iki kelimedir. Özgür ve özgün olan. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.